1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımıza COVID-19 aşısı yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Ve yapılmalı diyoruz çünkü aşı hayat kurtarır ve bununla ilgili... Çünkü bilgi kirlilikleri vardı. Bu bilgi kirliliklerinin ortadan kalkması için kıymetli doktorlarımız bizlerle birlikte olacaklar. Panelimizde sizlerleyiz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhabalar.
tüm takipçilerimize sonsuz sevgiler sunarak yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet, bugünkü yayınımızı ilgiyle izleyeceğinize eminiz. Son bir yıldır gündemde olan tek şey ne yazık ki yaşadığımız pandemi süreci. Aşı bulunsun artık diye hepimiz aynı dilekte buluşurken, aşının bulunmasıyla da yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mı tedirginlikleri yaşandı bu kez. Avrasya Hastanesi olarak aşınızı yaptırmanızı öneriyoruz. Bugün aşı ile ilgili merak edilenleri değerli doktorlarımız sizler için yanıtlayacak. Bu bilgileri dinleyip çevrenizle paylaşmakta fayda var. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde yatarak 2600 ve ayaktan 600, Gazi Osmanpaşa Avrasya Hastanemizde yatarak 400 ve ayaktan 1200, toplamda Avrasya Hastaneler grubu olarak 5000'lerde hastaya şifa sunduk. Onları alkışlar eşliğinde uğurladık. Kendileri ve yakınlarının mutluluklarıyla gururlandık. Gece, gündüz, hafta sonu demeden sağlık sunmak için seferber olan bir ekip birliğinin çatısı altındayız Avrasya Hastanesi'nde. Özel hastaneler bu süreçte devletine ön safhalarda hizmette tam destek oldu. Bizler de Avrasya Hastaneler grubu olarak İstanbul'daki birçok özel hastane içinde COVID-19 hastalarına en çok hizmet verenlerin başında yer aldık. Toplumsal görevlerimizi sonuna kadar yerine getirerek büyük yükler omuzladık. Avrasya Hastanesi çalışanlarının ortak değerlerinden olan sosyal sorumluluk ve topluma duyarlılık ilkemizi hep hatırladık bu süreçte. Toplumun tüm sağlık sorunlarına duyarlı davranarak destekleyici faaliyetlerde yer almaktı bu değerlerimiz. Yaklaşık 20 bin PCR testi hastane laboratuvarlarımızda güvenli sonuçlarla çalışıldı. Özellikle de bugün yayında yanımda olan hastanemizin 4 kıymetli doktoru var. Bu süreçte büyük gayretler gösteren, buradan hem hastalar adına hem de tüm hastane yönetimi adına kendilerine öncelikli olarak teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Evet. Bugün aşının önemi konusuna değineceğiz ve COVID-19 hastalığında gerçekleştirilen tedavilerden. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı aşı randevu sistemleri var. MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi ya da Alo 182 Randevu Sistemi. Randevu alırken hastanenizi seçme hakkınız var. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ni seçerek aşılarınızı ücretsiz olarak hastanemizde güvenle yaptırabilirsiniz. Bizler yönetim kurulu üyeleri, doktorlar ve sağlık çalışanları olarak aşılarımızı olduk. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sıralamaya göre de toplumun hizmetine açık bir şekilde hastalara aşı uygulamasına başladığımızı duyurmak istiyoruz. Birazdan sizlere kolaylık sağlamak adına da video anlatımıyla sizlere bu sistemden tekrardan bahsedeceğiz. Bu kapıdan içeri girip sevgiyle karşılanıp deneyimli hemşirelerimiz tarafından aşılarınız uygulanıyor. Ayrıca bu süreçte hastaneye gelme kaygısı olanlara da belirtmek isteriz. Hastane olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Evet, son derece hassasiyetle de bu sürecin başından beri tüm polikliniklerde hastalarımız için hizmete devam ettik. Özellikle de aşı olmak için hastaneye yine gelmekten korkanlar varsa aşı uygulama odalarımız sizler için sizlere özel alanlarda kuruldu ve randevu aralıklarına hassasiyetle belirlenmiş bir şekilde hizmetinizde olacağız. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle kaliteli hizmet adresiniz, şifa kapınız Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda ücretsiz aşınızı gerçekleştirebilir. Aynı zamanda dilerseniz de kısa süre içinde sonuç alabileceğiniz antikor testlerinizi yaptırarak bağışıklık durumunuzu da öğrenebilirsiniz diyelim. Evet, birazdan bu konuda merak edilenleri yanıtlayacağız. Biliyoruz ki birçok kişi bu konuda birçok şeyi merak ediyor. Kafasında merak ettiği sorulara yanıt almak istiyor. Birazdan bu sorularınıza değerli hekimlerimizle yanıt vereceğiz. Evet, bugün hastanemizin başhekimi
Profesör Doktor Ali Rıza Cenel aramızda. Kalp damar cerrahi uzmanı aynı zamanda ve iç hastalıkları uzmanlarımız Uzman Doktor Ayşegül Navdarç, Uzman Doktor Sedat Işık ve göğüs hastalıkları uzmanımız Uzman Doktor Kenan Abbaslı bugün bizimle canlı yayın konuğumuz. Evet, hazırsanız sorularımızla hocalarımıza hemen geçiş yapmak istiyorum. Evet, ilk olarak hemen sol tarafında dahiliye uzmanımız, iç hastalıkları uzmanımız Uzman Doktor Sedat Işık bizlerle. Hocam, öncelikli olarak hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu süreçte büyük bir mücadele ve özveriyle birçok hastanın tedavisinde yer aldınız. Şifa ile taburcu ettik. Birçok hastanın güzel dilekleri ve mesajlarıyla karşılaştık. Öncelikle bunları sizlere iletmek isteriz ve iyi ki varsınız diyelim. Teşekkür ederim. Hocam, sormak istediğimiz ilk soru şu. Tabii birçok zaman geçti. Artık birçok kişi ne gibi belirti olsa gibi bilgilendirmelerle bir şeyleri gösterdik, anlattık ama sizlerin vesilesiyle bunu tekrardan vurgulamak ve hatırlatmak istiyoruz. Hangi belirtiler olduğu zaman COVID-19'dan şüphelenerek kişi sağlık kuruluşuna başvurmalı? Öncelikle COVID'de bir viral enfeksiyon olduğu için hepimizin bildiği gripal enfeksiyon bulgularına benzer bulgularla karşımıza çıkıyor genellikle. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, karın ağrıları, evet, ishal gibi bulgular tipik bulguları. Bunun yanında tanımlanan koku alma ve tat alma bozuklukları var. Yaklaşık hastaların yarısına yakınında olabildiği söyleniyor bazı çalışmalarda. Fakat bizim gözlemlerimiz şu ki hastalar bel ağrısı, karın ağrısı gibi çok atipik semptomlarla, bulgular, şikayetlerle gelebiliyorlar. Benim önerim şu ki hastalar kendi sağlık parametrelerinde bir olumsuzluk gördükleri anda başvurmaları gerekir bu pandemi sürecinde diyorum. Çünkü bel ağrısıyla, karın ağrısıyla karşımıza çıkan çok hastamız oldu. Hiç evet, ateşi olmayan, hiç öksürüğü olmayan, COVID tanısı koyduğumuz çok hasta oldu. O yüzden bir anormallik olduğu anda COVID'den şüphelenmek gerekiyor bu pandemi sürecinde. Bu bilgi için teşekkür ediyoruz ve ne diyoruz ekran başında izleyicilerimize? Bu belirtilerden herhangi birisi varsa aman dikkat diyoruz. Lütfen tedbirleri alalım diyoruz. Hocam, bir diğer sorum. Ülkemizde ve hastanemizde hangi aşı uygulanmakta? Hı. En çok merak edilenlerden. Evet. Şimdi pandemi sürecinde tabii çok hızlı çalışmalar yapıldı ve başarılı olundu. Ülkemizde de inaktif virüs aşısı olarak Sinovac firmasının ürettiği aşı şu anda kullanılıyor. İnaktif virüs aşısı olarak şu anda Türkiye'de kullanılan bu. İleride başka aşılar gelebilir mi? Onu takip edeceğiz. Teşekkür ediyoruz bu cevap için de sizlere. Ve hemen yine hastanemizin göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Kenan Abbas'la aramızda. Hocam, size de hoş geldiniz diyoruz aramıza. Evet hocam, bugünkü yayında size sormak istediğimiz önemli sorulardan birisi de göğüs hastalıkları uzmanı olarak bu süreçte sizler de birçok hastanın tedavisinde başarıyla yer aldınız. Birçok hastamızın da bu konuda buradan şifa ile taburcu olmasında emeğiniz çok fazla. Öncelikle bunlar için teşekkür ediyoruz. Ancak bu hastalığı geçiren hastaların hocam kontrole gelmeleri, takipleri nasıl olmalı? Bu konudaki görüşlerinizi rica ediyoruz ve akciğerde bir hastalık oluşumu söz konusu olur mu da en çok merak edilenlerdi. Bu konuda sizden kısa bir bilgi istiyoruz. Hastaneye COVID-19 şüphesiyle başvuran hastalara özellikle bir klinik değerlendirme yapıyoruz. Bu hasta ayaktan mı yoksa yatarak mı tedavi edilmesi gerekiyor? Evet. Öncelikle tabii ki bir COVID-19 teşhisini koyarak bu gerek kan bulguları, gerek radyolojik, yani akciğer görüntülemeleriyle bu ayrımı yaptıktan sonra bu hastalar diyelim ki ayaktan takip ediliyor. Özellikle hafif ve risk grubunda olmayan hastaları ayaktan yine de yakın bir takiple, hani yakın bir süreçte, bir hafta gibi bir aralıklarla evet, tekrar polikliniğe kontrole gelmesini söylüyoruz. Onun dışında risk grubunda olup veya orta ağır düzeyde hastaneye yatıp tedavi görecek hastaların özellikle taburcu sonrası akciğer tutulumu olduğu için tabii evet, ki hafta, bir hafta, 10 günlük aralıklarla takibini öneriyoruz. Çünkü bu hastalarda akciğer tutumundan da öte evet, damar tıkanıklıkları da çok önemli bir durumdur takip için. Evet. Takibimizi bu şekilde yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve bir diğer sorumu da hocam sormak istiyorum. Yine en çok bize gelen sorular içinde bu var.
koronavirüs geçirdim, aşı olacak mıyım yine diye bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi bakanlığın ilk açıkladığı zaman hani 6 ay içinde geçiren, hastalığı geçirenlerin olmasına gerek yok denildi. Ama biz bu süreçte gözlemlediğimizde 3 ay önce geçiren hastalarda bile antikor oluşmadığını bazı hastalarda görüyoruz. Onun için antikor negatifliği olan hastalarda özellikle tavsiye ediyoruz. Bu evet. Hani 3 ay içinde de geçirmiş olabilir. Demek ki yeterli virüsü almamış, immün sistem tetiklenmemiş, bağışıklık oluşmamış. Onun için aşıyı öneriyoruz. Aşıyı öneriyoruz diyelim. Yani koronavirüs geçirenler bize çok sormuşlardı. Buradan hocamın da deneyim ve tecrübeleriyle yine aşı olmanız gerektiği konusuna vurgu yapmak istiyoruz. Evet, hastanemizin iç hastalıkları uzmanı uzman doktor Ayşegül Navdar hocam yanımda. Size sormak istediğim sorularımı yönlendirmek istiyorum. Hocam, aşı kaç doz uygulanıyor ve dozların aralık süreleri hakkında bilgi verebilir miyiz? İki doz da uygulanıyor. İki doz arasında da bir 28 günlük bir süre olması gerekiyor. Şu anda mevcut Sağlık Bakanlığı'nın önerisi bu şekilde. Peki hocam, aşının yan etkisi var mı? Eğer bir yan etki olursa ne yapmak gerekir? Bu konuda kısa bir bilgi verebilir miyiz izleyenlere? Aslında teorik olarak her aşının yan etkisi vardır. Hı hı. Her türlü çocukluk çağında yapılan, erişkin çağında yapılanda da. Özellikle şu ana kadar COVID aşısı için belli bir yan etki gözlemlenmemiş ama zaten daha çalışmalar da yine devam ediyor aslında. Ama şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla çevremizde de veya toplumda da ciddi bir yan etki görüldüğünü görmedik, duymadık veya okumadık. Ama alerji yapabilir, ateş yapabilir. Böyle kısa süreli yan etkiler olabilir ama uzun vadeli yan etkileri de çok bilinmemekle birlikte şu ana kadar bir yan etki gözlemlenmedi. Teşekkür ediyoruz hocam ve hastanemizin başhekimi, kalp damar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Canel hocam yayınımızda. Hocam hoş geldiniz diyelim öncelikle olarak sizlere de. Hocam, size de sormak istediğimiz soru, özellikle kalp hastalarından da bizlere bu konuda sorular ve talepler var. Özellikle kronik kalp hastaları ya da yakın zamanda açık kalp ameliyatı olmuş hastalarımız sordular. Aşı olabilir miyim? Herhangi bir riski var mı diye bu konuda bilgilerinizi almak isteriz. Bu konuda bana da çok telefon geliyor, mesaj geliyor. Daha önce ameliyat ettiğimiz hastalar ya da işte ileri yaşta hastalar, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği olan hastalar genelde böyle bir endişeleri var. Geçen mesela birisi aradı, işte annemin işte çok kalp hastalığı var, şekeri var, tansiyonu var, aşı yaptırmaya korkuyoruz, yaptıralım mı diye. Yani tabii ki aşı muhakkak yapılması, özellikle bu tür hastalara aşı yapılması zaten lazım. Özellikle yüksek riskli hastalara aşı yapılması lazım. Hiç de çekinmeye gerek yok. Şu ana kadar gördüğümüz çok ciddi bir yan etkisi yok. Bazen televizyonlarda, sosyal medyada duyduk, işte özellikle İngiltere'de falan işte yapılan hastalar öldüler falan gibi. Aslında onlar yani normal seyirde ölen kişiler, çok aşıdan çok ilgisi yok. Ama maalesef bir aşı karşıtlığı var dünyada, Türkiye'de de var. Bu hem medyada olsun, sosyal medyada özellikle maalesef böyle bir grup var. Bunların eline böyle koz geldiği zaman bunları çok iyi kullanıyorlar ve insanlar da çok tedirgin oluyorlar. Benim burada mesajım, kesinlikle tedirgin olmaya gerek yok. Aşı son derece güvenli ve belki de tek çaremiz. Yani şu ana kadar, şu 100 yıldan beri aşı uygulamaları var. Bu sayede çok çok hastalığı, çiçek hastalığı, poli hastalığı gibi çok ciddi hastalıkları üstesinden geldik. Bunun da başka yolu yok. Bunun bir antibiyotiği yok, özgün bir tedavisi yok. Aşıdan başka da seçeneğimiz yok. Onun için bu tür sosyal medya ve medyadaki şeyleri çok kulak asmamalarını ve aşıdan çekinmemelerini ve aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hocam hastanede ilk aşı olanlardansınız. Tabii, bizlere tabii. De bir başhekim olarak bu konuda büyük güven verenlerdensiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, hemen sorularımıza devam ediyoruz. Evet, Sedat hocama tekrardan yönelmek istiyorum. Hocam, kimler aşı olabilir? Şimdi tabii Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda yaş grupları, daha önce bir sağlık personeli ve ondan sonra da
90 ve üstü ve daha sonra da daha alt yaş gruplarına olmak üzere 65 yaşına kadar aşılama öneriliyor. Herkes aşı olabilir. Evet. Fakat gerek aşı teminindeki güçlükler, gerekse yüksek riskli grupların öncelikli olarak aşılanması gerekliliği nedeniyle belli bir plan dahilinde yapılıyor bu iş. Hı hı. Bildiğim kadarıyla 65 yaşına kadar inecek aşılama uygulaması. Ondan sonra hizmetin sürdürülebilmesi adına bazı meslek grupları, güvenlik personeli, işte öğretmenler, bir takım sektörlerde çalışanlar olmak üzere onlara yapılacak. Ve ondan sonra da daha alt yaş gruplarına yine belli ek hastalığı olanlar başta olmak üzere, yaş dışında, öncelikle onlara olmak üzere daha alt yaş gruplarına kadar aşılama uygulaması yapılacak. Bildiğim kadarıyla 20 yaş altına şu an için plan yok. İleride aşı temininde ki sorunlar aşılırsa onlara da yapılması düşünülebilir. Herkese yapılabilir aşı. Güvenli bir aşı çünkü. Evet. Evet. Peki hocam, diğer aşılarla COVID-19 aşısının bir aralığı olmalı mı? Evet, bu konuda da Sağlık Bakanlığı'nın önerisi var. Bizim rutin olarak, genel olarak uyguladığımız mesela zatürre ve grip aşısı gibi aşılarla aralarında 2 hafta olması öneriliyor. Onun dışında canlı virüs aşıları olarak her ne kadar çocuk çağında uygulansa da bu kızamıkçık kaba kulak aşıları var. Onlarla aralarında 1 ay kadar geçmesi öneriliyor. Fakat kullanılması acil ve zorunlu olan kuduz aşısı, tetanoz aşısı gibi aşılarda böyle bir süre yok. Onlar uygulanabilir. Süreler böyle. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Kenan hocama sormak istiyorum. Tabii Sedat hocam da bahsetti zatürre aşısı ile arasındaki bağı. Bu süreçte bize zatürre aşısı olanlar bildiğiniz gibi bir dönem aşırı derecede zatürre aşısı gerçekleşti. Bunlardan bize COVID-19 aşısı olmalı mıyım? Bir sakıncası var mı diye soranlar oldu. Bu konuda hocam kısa bir görüşünüzü alabilir miyiz? Zatürre aşısıyla COVID aşısı arasında. Evet. Tabii yani zatürre aşısı bakteriyel bir aşıdır, pneumokok aşısıdır. Covid aşısı viral bir virüs aşısıdır. Normalde gripal enfeksiyon için, influenza için yapılan aşı aynı zamanda zatürre aşısıyla aynı gün yapılabilir farklı kas grubuna. Ama şu an için COVID-19 aşısının çapraz reaksiyon açısından zatürre ile ilgili bir reaksiyon vereceği bir çalışma olmadığı için yine araya 2 hafta en az süre koyarak yapılabilir tavsiyesi var. Peki hocam, bu aşı alerji yapar mı? Alerjik bir durum olanlar olursa da buradan bir öneri verecek olursak neler yapılabilir? Tabii her aşı, Aşıgül hocamızın dediği gibi her aşının bir alerjik durumu olabilir. Evet. Bu günü kişinin kendisine de bağlı olabilir. Aşının içindeki olan bir maddeye de hani hasta şimdiye kadar kişi karşılaşmamışsa bu maddeyle. Çünkü aşının içinde koruyucu maddeler vardır. Alüminyum, civa, antibiyotik gibi koruyucu maddeler vardır. Mesela onlardan birine bir alerjisi varsa ve kişi onlarla şimdiye kadar karşılaşmamışsa olabilir. Alerjisi olmayan, şimdiye kadar alerjisi olmayan kişiye aşı yapılacaksa zaten 15 dakika bir bekleme sürecimiz var. Oluşabilecek hızlı bir yan etki, alerji var mı yok mu diye. Daha önceden bilinen bir alerjisi varsa veya bir aşıdan sonra bir alerji gelişmişse onlara 30 dakika en az takip öneririz doktor eşliğinde. Evet. Oluşabilecek bir acil durumda müdahale etmek için. Şu ana kadar dediğimiz gibi ciddi bir yan etki, alerjik bir yan etki görmedik. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ayşegül hocama tekrar sorumu yöneltmek istiyorum. Hocam, aşı olanların yani uygulamada da çok denk geldiğimiz sorulardan birisi bu. Aşı sonrası sürekli kullandığı, yani gün içinde sürekli kullandığı ilaçları olanlar, bu ilaçları aşı oldum şimdi kullanabilir miyim, bir etkisi olur mu diye soruyorlar. Bu konudaki görüşleriniz nedir hocam? Sürekli kullanılan ilaçları aşı öncesi veya sonrası kesilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Kullanılan tansiyon, şeker ilacı veya herhangi bir ilaç kullanılabilir. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Evet, bu soruda büyük bir merak vardı. Kullandığınız ilaçlarınızı kesmiyorsunuz. Aşı olsanız da kullanabilirsiniz diye buradan da kısa kısa mesajlar veriyoruz hastalarımıza. Hocam, özellikle bu süreçte açılışta konuşmada da bahsettiğim gibi hastaneye gelmekten
korkanlar çok oldu. İç hastalıkları uzmanı olarak sizler de birçok hastalığın tanısını koyarken şu süreçte hastaneye gelmekten korkanların ihmal ettikleri sağlık problemleriyle ilgili önerilerinizi bir hekim gözüyle dinleyebilir miyiz? Şikayetimiz varsa, sağlıkla ilgili bir şikayetiniz varsa ve bu uzun sürüyorsa muhakkak hekime görünmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü sağlık COVID'in salgının bitmesini beklemez. Evet. Tedbirlerimizi alarak, gereken önlemleri alarak ilgili branşa muayenelerimizi yaptırmamızda fayda var. Çünkü geçen seneki salgın sürecinde bazı hastalıkların geç tanı konulduğunu gördük. Çünkü hastaneye gelmek istemedi hastalar. Evet. Bunların arasında kanser olan da vardı, kalp krizi geçiren, inme olan da vardı. Ama bunlar maalesef COVID'den değil de hastalık geç tanı konulduğu için kaybettiklerimiz de oldu. Tedavisinde aksaklıklar olanlar da oldu. Onun için sağlığımızı ertelemiyoruz. Önlemlerimizi alarak, tedbirimizi alarak muayenelerimizi yaptırmamız gerekiyor. Hocam burada çok önemli bir noktaya değindi. Dediğimiz gibi ihmal etmemek, bekletmemek gerekiyor bazı sağlık problemlerimizi. Bu süreçte de ne yazık ki bu tarz durumlarla çok karşılaşıldı. Dışarıda olsun, duyduğumuz duyumlarımız olsun. İhmali buradan bir sağlık kuruluşu olarak ihmal etmeyin, bizlere güvenerek başvurabilirsiniz, gelebilirsiniz diye de tekrardan hatırlatmış olalım. Evet hocam, başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Cenal hocamın aşı ile ilgili toplumsal mesajını bir başhekim gözüyle izleyenlerimize anlatabilir miyiz? Teşekkürler. Aslında demin de bahsettim. Yani hakikaten çok üzücü bir durum var. Bu aşı karşıtlığıyla ilgili yani ben bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce Nevret'teyken de vardı. Aşı yaptırmak istemeyen insanlar vardı. Bazı evet. kesimlerde enteresan böyle bir aşıya karşı bir alerji var. Yaptırmak istemeyen gruplar var. Dünyada da bu çok, Amerika'da çok, Avrupa'da çok. Ama dediğim gibi özellikle böyle virüs pandemilerindeki tek çaremiz neredeyse aşıdır. Aşıdan kesinlikle çekinmemek lazım. Yan etkileri son derece azdır. Yani ve başka da yolu yoktur yani. Onun için aşıdan kesinlikle çekinmeyelim. Yaşlı hasta olsun, genç hasta olsun, kim olursa olsun herkesin aşı yaptırması lazım. Eğer bir kısım böyle aşı yaptırmayıp ya bir kısım yaptırırsa evet. yine bu pandemiyi çözemeyeceğiz. Yani çünkü aşı yaptırmayanlar da hastalığı yerine devam edecekler. Onun için herkesin aşı olması son derece önemli bu hastalığın yok olması için. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet Ayşegül hocam, sizin izleyenlerinize son olarak söylemek istediği bir nokta varsa o mesajınızı da alalım. Pandeminin ilk gününden beri ülkemizde sağlık sağlık birimi kuruldu. Evet. Dolayısıyla en başından beri hem tedavide de bize çok yardımcı oldu bu kurul. Nasıl tedavi yapacağımızı, ne şekilde takip edeceğimizi tanılar konusunda. Şimdi de aşıyla ilgili gayet güzel kılavuzları ve önerileri var. Sağlık kurulu bize aşı olmamızı öneriyor. Evet. Dolayısıyla biz aşımızı oluyoruz ve hastalarımıza da öneriyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam sizlere de verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, iç hastalıklar uzmanımız uzman doktor Sedat Aşık'ın bugünkü yayın sonunda izleyenlerimize son olarak vermek istediği mesajı var mıdır hocam? Sizi dinlemek istiyoruz. Bu aşıyla ilgili yapılan çalışmalar göstermiş ki ağır hastalık ve ölümden %100'e yakın oranda koruyucu etkisi var. Artı bizim ülkemizde uygulanan aşı inaktif virüs aşısı olduğu için denenmiş, bilinen, zararı olmayan, herkese uygulanabilecek güvenli bir aşı. O yüzden aşıdan çekinmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Artık toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum diğer insanları korumak adına. Çünkü Ali Rıza hocamın da bahsettiği gibi bir kısım olur bir kısım olmazsa olası mutant virüsler sebebiyle de yeni salgınlar ortaya çıkabilir. Evet hocam, teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet Kenan hocam, sizlerin bugünkü yayın sonrası izleyenlerimize vermek istediğiniz mesajınızı rica edebilir miyiz? Sedat hocam dediği gibi aşılama yeterli, toplumda yeterli doza ulaşmasa pandemi bitmeyecektir maalesef. Aşı tabii hastalığı bitirmiyor. Aşının amacı pandemi kontrol altına almak. Bulaş riskini azaltma. Yani hasta geçirecekse yine hafif veya asemptomatik geçirecektir aşı sonrası. Şöyle bir çalışma da var. Asemptomatik, ilk önce asemptomatik kişilerin veya hastaların
bulaştırıcı, aynı düzeyde bulaştırıcı olduğu bilgisi gelirken, şimdi asemptomatik kişilerin veya hastaları hafif düzeyde geçiren hastalarla kadar bulaştırıcı olmadı. Yani bulaştırmak için tabii ki bir hastanın semptomun olması lazım. Öksürüğü en azından bulaşma yolu, en etkin bulaşma yolu bir öksürük olması lazım. Eğer bu hafif geçirecek hastaların bile aşı sonrası asemptomatik geçirmesi bile bu pandemi için tabii ki işe yarar bir durumdur. Bir de bu aşılama tabii şimdi birinci dalga, ikinci dalga Kasım gibi ikinci dalgayı gördük. Şimdi üçüncü dalga olur mu bilmiyoruz. Asıl olan bu aşıyla, aşılamayla bu dalganın boyutunu ve arasının süresini azaltmaktır. Ve dalga boyutu azaltılırsa tabii ki pandemi o kadar kontrol altına alıp bitirilmesi planlanmaktadır. Değerli hocalarıma bugünkü yayına olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, az önce hastamız Sait Bey'in de dediği gibi gece bir bile olsa dedi. Ne kadar önemli bir cümle bu. Sağlık durumunda, ihtiyaç halinde doktoruna ulaşabilmek. Bunlar çok önemli noktalar ve bunlar da hocalarımızla, sizlerin katkılarıyla da Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda mevcut diyebiliriz. Evet, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Covid-19'a karşı önlemlerinizi alın diyoruz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ne başvurarak kısa sürede alacağınız PCR ve antikor testleriyle de kendinizi ve sevdiklerinizi tedbirlerle koruyabilirsiniz diyelim. Evet, tekrar hatırlatalım. Hastanemizde ücretsiz aşı uygulaması toplumumuzun hizmetinde. Hastane seçimlerinizde güvenle Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ni seçebilirsiniz. Deneyimli ekibimizle bu işleminizi burada gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu hastalık, hastane korkularınız sizi daha büyük hastalıklara sürüklemesin. Sağlık sorunlarınız için buradayız, bizi tercih edebilirsiniz diyelim. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızı sizlere sunduk. Panelimiz vardı bugün. Panelimizin konusu COVID-19 aşısı vurulmalı mı, vurulmamalı mı? Değerli hocalarımızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Toplumu bilgilendirici mesajlar verdiler. Ayşegül Navdar hocama soruyoruz. Panelimiz nasıldı? Toplumumuzu nasıl bilgilendirdik? Hocamızdan dinliyoruz. Bu dönemde aşıyla ilgili bir kafa karışıklığı vardı. Aşı olalım mı, olmayalım mı veya kimler aşı olsun şeklinde. Yaptığımız bu panelle umarım ki insanlara bir cevap olmuştur. Aşımızı vurulmalıyız. Vurulmalıyız, evet. Aşıdan kaçmasınlar. Aşımızı yaptıralım. Evet, ve Avrasya Hastanesi'nde de ücretsiz olarak aşılarımız Evet, hastanemizde ücretsiz olarak yapılıyor. Randevu alıp gelip burada aşılarını yaptırabilir hastalarımız. Avrasya Hastanemizin başhekimi, kıymetli hocam, Profesör Doktor Ali Rıza Cenel hocam bizlerle birlikteler. Panelimizle ilgili neler söyleyecekler, hocamdan dinliyoruz. Evet, bence bugünkü panel bence son derece önemli bir paneldi. Ben panelde de bahsettim. Bir aşı karşıtlığı var dünyada, çok yaygın. Yani bunu kırılması gerekiyor. Aşı son derece önemli bir sağlık elemanıdır. Yani 100 yıldır neredeyse aşıları uyguluyoruz ve bu sayede çok çok hastaları yok ettik, ortadan kaldırdık. Yani aşı aslında tedavi edici, önleyici bir yöntem. Onun için son derece iyi ve bütün topluma da yapıldığı için ve yaygın yapıldığı için de bu tür salgınları aşı dışında önlememiz çok zor. Yani sürü bağışıklığı düzenliyordu ilk başta, biliyorsunuz işte herkes hastalanacak, ondan sonra işte bu hastalık bitecek, ama bunun olması 2-3 yılı buluyor. Ama bu aşı bulduğunuz, yaptığınız zaman bu çok daha kısa sürede bitiriliyor ve çok daha travmatik olmuyor ve ölümcül olmuyor. Öbür türlü insanların çoğu, biliyorsunuz, maalesef çok kaybedildi. Yoğun bakımda yerler bulunamadı. Hastalar hastane ortalarında, sokak ortalarında öldü. Yani onun için aşıyı tartışmak çok yanlış. Yani bu konuda sosyal medyada özellikle çok çok yani bu çok kirlilik var. İnsanların kafası da ister istemez karışıyor. Yani benim buradaki tavsiyem kesinlikle aşı konusunda ön yargılı davranmayın. Aşılarınız sırası geldiği zaman muhakkak olun ve herkese de bu tavsiyede bulunun.
ve Avrasya Hastanemizde de aşılarımız ücretsiz. Tabii ki. Aşılarımız yapılıyor. Başladık. Ben kendim de oldum. Buradaki personel de oldu. İşte babam oldu. Yani aşı kesinlikle olarak tabii. Bulunuyorsunuz vatandaş olarak. Tabii ki. Muhakkak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Uğurlu Hocam bizlerle birlikteler ve panelimizi de izledik. Hüseyin Uğurlu Hocam neler söyleyecekler kendisinden dinliyoruz. Çünkü Hüseyin Uğurlu Hocam hekim, doktor, bilim insanı ve bununla birlikte de COVID rahatsızlığı kısa bir dönem geçirdi. Ben hocamıza da geçmiş olsun diyorum. Ve hocam aşı vurulmalı mıyız, vurulmamalı mıyız? Çünkü toplumda bir bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirliliği de sizler sayesinde giderilecek hocam. COVID çok önemli bir pandemi yaptı. Bütün dünyada çok ciddi bir pandemi yaptı. Yani neredeyse ben 45-47 yıldır sağlığın içindeyim. Böyle bir pandemi daha önce hiç duymadım, görmedim. Gerçekten bunun çözümü de nedir derseniz, herkes ümitle aşıyı bekledi. Ve beklenenin de çok üzerinde, çok hızlı bir şekilde aşı bulunabildi. Şimdi bu aşıları yaptırma problemi var. Evet. Ve şimdi insanların bir bilgi kirliliği var hocam. Evet. Bu önce temini var tabii. Evet. Yani yeni ülkeler bunu temin edebiliyor ve şimdi de bunu yaptırmalı mıyız, yaptırmamalı mıyız vatandaşımız da buna cevap arıyor. Aşı şimdiye kadar birçok hastalıklar aşılarla önlenebildi. Bunlara örnek kızamıktı, tüberkülozdu veya diğer işte polioydu, yani çocuk felci aşısı falan, bunlarla önlendi, çok minimuma, aza indirildi. Şimdi ümitle burada da vatandaşımız da bunu bekliyor, bizler de bunu bekliyoruz ve aşıyı şu an belki işte bazı fazları eksik de olsa bir an önce yapalım, çünkü dünyadaki bu büyük pandemiyi önlemenin tek yolu aşı. Onun için de ülkemizde aşılar yapılmaya başladı ve öncelikle kimlere aşı yapılmalı diyerek başlandı. Riski yüksek olan vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, yani risk nedir? Yani bir yere eğer ister istemez temas mecburiyeti varsa, mesela sağlık çalışanlarının bu tür hastalarla daha sık temas şansı var. Öyleyse o zaman sağlık çalışanlara risk yüksek olduğu için öncelikle yapmak lazım. Yaşlı vatandaşlarımıza öncelikle yapmak lazım. Bir takım kronik hastalıkları, rahatsızlıkları olanlara risk yüksek olduğu için onlara da yaptırmak lazım. Daha önce mesela kanser tedavisi görmüş, kalp hastalığı var veya kronik akciğer hastalıkları var. Bu gibi hastalara öncelikle yapılması lazım. Bir de korona geçirmiş insanlara yapmalı mı, yapmamalı mı? Evet, bir de öyle soruluyor. Evet, toplumun önemli bir kısmı bu hastalığı geçirdi. Kimisinde ciddi bağışıklıklar oluştu. Mesela antikor seviyesi 30'larda 40'larda olan kişiler var. Yani bunlarda da yeteri kadar bağışıklık oluşmuş demektir. Antikor, çünkü aşı yapıldığı zaman da vücut antikor yapıyor ve dolayısıyla COVID virüsüne karşı vücut dirençli oluyor, bağışık oluyor ve güçlü oluyor. Hasta olma riski düşüyor. O zaman diyoruz ki antikoru yüksek seviyede olanlar yaptırmayabilir ya da isterse yaptırabilir. Yani bunun için 20'lerin üzerinde, 10'ların üzerinde olması sanki onda bir koruyuculuk var, yaptırmayabilir. Ama genelde COVID geçirenlerin de birçoğunda bağışıklık, antikor yeteri kadar oluşmamışsa onların da aşıyı yaptırması gerekiyor. Evet.
Tabii Avrasya Hastanemizde de aşılarımız ücretsiz olarak randevu sistemine bağlı olarak da gerçekleşiyor hocam. Evet. Avrasya Hastanesi bir grup hastane. Evet. Hem Zeytinburnu'nda hem de Gazi Osman Paşa'da var. Ayrıca Bakırköy'de de Çamlık Hastanemiz var. Şimdi randevular nerede aşılar yapılacak? Bunların randevuları veriliyor. Yapılacak kişilerin isimleri veriliyor ve aşı olacakların da isimleri veriliyor. Buna göre de merkezler belirleniyor ve bu merkezlerde aşılar düzenli bir şekilde yapılıyor ve bunlar da bilgi işlemlerle kayıtlara geçiyor. Bakanlık bunları görebiliyor. Bu kişiye aşı yapıldı mı, nerede yapıldı, ikinci aşısı ne zaman yapılacak, bunların hepsini görebiliyorlar. Eğer birisi ben Avrasya'da aşımı yaptırmak istiyorum derse ve randevusunu ona göre alabilirse, herkes için Avrasya Hastanesi aşı yapmak üzere hizmete açık ve ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Hocam evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben size bu güzel mesajlardan ve bilgilendirmeden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, yine bir programımızın sonuna geldik kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz. Farklı bir programımızda sizlerle olma ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050